Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlere bu biz sürekli videolarda söylüyoruz işte 5 milim, 10 milim, 1 litreye 5 milim, işte 1 litreye 5 gram, 3 gram, 2 gram. Bugün bununla alakalı sizlere bir video hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir böyle bir video şeyimiz de oldu. Kameramız yenilendi gördüğünüz gibi. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben yani biz Karadeniz Pet Şirketi olarak bildiğiniz gibi çoğu siparişte arkadaşlar şırınga yolluyoruz. Şimdi bu şırıngalar şöyle açalım şırıngamızın birini. Evet. Ve açtık. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şırıngamız şuna kilitlen bebeğim. Evet, bunu unuttu. Bu şırıngamızın üstünde arkadaşlar harfler var. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5. Biz 5 milim dediğimizde atıyorum 1 litreye 5 milim bu şırınganın tamamı olmuş oluyor. Şimdi 1 milim dediğimizde de şırınganın üstünde şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 yazar. Şöyle herhalde. Şuna odaklar mısın? Lanet olası. Evet, tabii ki daha yeni yeni öğreniyoruz abileri ablaları. Neyse, burada 1 yazıyor, yani bunu hepimiz biliyoruz. 1 yazan yere çekiyoruz. Şimdi 100 milim dediğimiz olay da şu arkadaşlar. Hemen ona da bir şey getirelim. Hem de şunlara biz eklemiş olalım. Şunu ben hemen bir temizleyeyim. Bir dakika bekletiyorum sizleri. Siz o ara güzel bir like ve güzel bir yorum atabilirsiniz. Bu arada hepinizi karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize de bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir suluk, bir muhabbet kuşu suluğu şu 100 milimdir. Zaten 100 milim dememizin, 100 milimde ısrar etmemizin nedeni bu. Yani bir muhabbet kuşunun suluğunun 100 milim olması. Şimdi bunu da şurada suluğun gördüğünüz gibi çizgisi var. Bakın şuradaki çizgisi. Bu çizgi de 100 milim olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi peki ilacı hemen mesela Gervit. İşte Gervit nedir? 100 milim suluğa 0.5 uygulanır veya 1 litreye 5 milim uygulanır. Şimdi şırıngamızı alıyoruz. Buradan 0.5 almak istediğimizde bu 0.5 bu birin yarısı olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan hemen çekiyoruz. Şöyle, şunu şöyle yukarıya doğru atıyoruz içindeki havayı almak için. Yukarı kaldırıp. Ve evet. Şu anda bunun içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu siyahlık. Bakın sıvı nerede? Şurada. Tam 0.5'teyiz şu anda. Birin, yani bir sayısının, şırınganın üstündeki bir sayısının yarısı 0.5 oluyor. Şimdi sakın bana demeyin ki ya abi onu anlamayacak ne var, şöyle anlatıyorum böyle anlatıyorum. Maalesef arkadaşlar işimizde bu işi hiç yapmayan, eline hiç şırınga almayan insanlar var. O yüzden ben bunu anlatıyorum ki iyice herkes anlasın, bir problem olmasın. Bilebilirsiniz, biliyorsanız da izleyin, yine de yapacak bir şey yok. Ve ürünü ekliyoruz. Şimdi bunu ekledikten sonra bunu bu şekilde bırakmayın. Buradan çekin. Çünkü şırıngada kalacaktır. Buradan çektikten sonra tekrar ekleyin. Ve bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi şırıngamızda çok bir şey kalmadı. Bunu bu şekilde tutup üstüne elinizi getiriyorsunuz. Ve bu şekilde çalkalıyorsunuz. İşte 1 litreye 0.5 milim Gervit uygulaması bu kadar basit arkadaşlar. Ve kapağımızı kapattık. İşimiz bitti. Şimdi kameramızı şu şekilde çevirip kuşlarımıza bunu arkadaşlar taktıktan sonra artık hiçbir işlemimiz kalmıyor. Bak nasıl biliyor ağzının tadını, hemen şeye yöneliyor. Suya yöneliyor. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? Toz var. Şimdi tozda şöyle bir olay var. Eğer ki çok kuşunuz varsa, takviye kullanıyorsanız güzel bir şekilde, yani üretimi güzel bir şekilde, takviyeli bir şekilde yapıyorsanız kesinlikle benim sizlere önerim hassas terazi almanız. Yani gramajda olay birazcık değişiyor, yani tozlarda. Peki tozlarda nasıl yapıyoruz?
Yine tozlar da Karadeniz Tekin sizlere yolladığı arkadaşlar. Kaşıklar genellikle 1 gram olur. Şimdi bu 1 gramı bazılarımız çok abartıyoruz. Yani bazılarımız da yanılıyoruz. Şimdi mesela salmaya bir de kalsiyum severim. Karışık olsun bugün. Ben yarın sularımı temizlerim. Zaten ihtiyaç. Hatta onu dişilere verelim ya. Onu dişilere verelim. Hatta dişilerin bak torpil yapıyorum. Sizler için hepsine veriyorum. Evet. Ben şimdi sulukları şu şekilde yıkayayım. O taraf birazcık dağınık depo tarzı olarak kullandığım için. Kusura bakmayın. Önce onu söyleyeyim. Ama kameramız daha çok beni odaklayacaktır. Bu arada beğendiyseniz güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey sizler için. Gittikçe kendimizi geliştirmeye sürekli devam ediyoruz. Lan su koydum içine ya. Seçmeden su koydum arkadaşlar. Şimdi bunları da yıkayayım. Arkadan ses oldu mu? Siz şimdi beni göremezseniz üzülürsünüz diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Şimdi suluk fırçası kullanmayacağım. Şu anda çünkü göstereceğim. Daha dün yıkadım zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle kameramızı yine yerimize alalım. Şuradan ben bir su doldurayım. Hemen. Evet. Bak yine çevirdi. Ama olsun, bu hemen şimdi kısa bitecek. Korkmayın. Hemen geliyorum sizlere. Sizlere hemen dönüyorum. Evet. Şimdi mesela kalsiyum kullanacağız. Değil mi? Şimdi kalsiyum kullanırken tabii ki Karadeniz Pet'ten satın alanlar hemen kutumuzda arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi kenarında görecekler. Kullanım 250 ml suya 4 grammış. Yani biz 100 ml suya 2 gram kadar atsak yeterli olacak. Şimdi ne demiştik? Kaşıklarımız 1 gram oluyor demiştik. Şimdi bu antibiyotik falan olmadığı için kaşığı tabii ki nereye koydum acaba? Cebime mi attım lan kaşığı? Buraya koydum. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu abartmadan bakın ortalama şu kadar doldurmanız yeterli oluyor. Yani az bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şu şekilde. Şimdi bunu kimileri alabildiğince dolduruyor bu şekilde. Bu şekilde gerek yok. Yani az bir şey. Bu 1 gram olmuş olacaktır. Ondan sonra bunu yine suluğumuza dağıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu antibiyotik veya işte ne diyeyim ben sana çok böyle problem yaratmayacak bir ürün olduğu için bunda problem yaşamıyoruz. Fakat İşte kombi mix olsun, TMT Avron mix olsun. Bu tarz şeylerde kesinlikle ve kesinlikle ben hassas teraziyi öneriyorum. Yani hassas terazi kullanmanız şart gibi bir şey. Bilginiz olsun. Bunları tekrar karıştırıyoruz. Kalsiyum suda görmüş olduğunuz karıştırdığınızda bu şekilde içinde bir şeyler dökülüyor. Aslında çok bir şey olmuyor. Renk değiştirmiyor yani gerdik gibi. Şu anda hepsi Gerbik'teki suluğa gidiyor. Neyse, onlara da hepsini Gerbik'ten videodan sonra eklerim hayvanlarımıza. O biraz daha böyle şekerimsi olduğu için onu biraz daha çok seviyorlar, tadını muhtemelen. Yani mantık tamamen bu arkadaşlar. Kombi mikserin arasında nasıl yapıyoruz hassas terazi almayanlar için? 200 milim suluğa ne diyoruz? 2-3 mercimek tanesini. Siz gözünüzde 2-3 mercimek tanesini canlandırıp atıyorsunuz. Yani mantık aslında bu kadar basit. Umarım anlamışsınızdır. Sizler için gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü hani ürünü yolladığımızda herkesin bir koşu böyle gidip eczaneye gitme imkanı olmuyor veya eriniyoruz. Yani o yüzden damlalıkla kullanmak doğru değil. Bakın, her ürün damlalıktan aynı şekilde aynı yoğunlukta düşmez. Yani bunu ben çok anlatıyorum. Ben söylememe rağmen söylemiyorum da. Mesela abi diyor, damlalıkla soruyorum. Kardeşim diyorum, damlalıkla kullanmak uygun değil. Bunu ya fırına vermiş. Ya insanlar bunu üretmiş. Bak, insanlar bunu 5 milime kadar üretmiş. Daha ne istiyorsun?
Daha ne olsun? Damlalığa falan gerek yok. Kullanımımız bu şekilde. Yani ürünün kullanımlarına lütfen dikkat edelim. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için bugünkü videomuz bu kadar olsun. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.